Hepinize merhaba, ben Ayşe Kadıyıfçı. Bugün sizlerle sadece 3 malzeme kullanarak hazırladığımız granola cups tarifimi paylaşacağım. Çok lezzetli, çok kolay, pişmeyen. Pişmeyen derken granolaları tabii ki önceden fırınlanmış hazır ama biz pişirmeyeceğiz. Yani bizim için yapım aşaması aşırı kolay. 3 malzemeyi birbirine karıştıracağız. Buradaki gördüğünüz fırın kabının şeklinden faydalanacağım. İçlerini dolduracağız ve dondurucuda bekleteceğiz. Donduktan sonra içini neyle isterseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Ben bugün bir normal yulafla hazırlanmış granola var. Onu size göstermek istiyorum. Bununla yapabilirsiniz. Bir de ketojenik granola var. Ketojenik granolayla da bunu hazırlayabilirsiniz. Neden ketojeniği de size gösteriyorum? Çünkü bu tarif aynı zamanda ketojenik beslenenlerin de yapabileceği çok güzel bir tarif. 3 malzeme demiştim ya. Granola, badem ezmesi, fındık ezmesi olabilir. Fıstık, yer fıstığı ezmesi olabilir ne isterseniz ve Hindistan cevizi yağı. Sadece içerik bu. Yani seçtiğiniz granolaya göre ketojenik, glutenli, glutensiz istediğiniz şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli bir tarif. Ben bugün pasta çıkarması hazırladım. Böyle içlerini dolduracağım onların. Ketojenik beslenenler yoğurt kullanabilirler veya pastacı kremasını, tatlandırıcısını beslenmelerine uygun olarak hazırlayabilirler. Bu şekilde çok keyifli, sunumu da çok güzel bir tarif. Hadi gelin tarife başlayalım. Evet, ketojenik mini granola kaplarım hazırlar. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Ben içlerine bahsettiğim gibi bir krema hazırladım. Kendisi ketojenik oldu. Çünkü kullandığımız granola ketojenikti zaten. Bir de onu ben badem ezmesiyle bağladım. İçine de krema hazırladım. Krema aslında normalde benim YouTube kanalımda da bulabileceğiniz pastacı kreması. Ama onun içindeki ununu değiştirdim ve tatlandırıcısını değiştirdim. Böylece ketojenik hale onu getirdim. Bu şekilde ketojenik bir mini granola kap, sadece 3 malzeme, badem ezmesi, granola ve Hindistan cevizi yağı. Çok lezzetli. Sadece bir püf noktası da söylemek istiyorum. Çok donan bir formda olmuyorlar. Yani bunları dondurucunuzda muhafaza edin. Yiyeceğiniz zaman dondurucunuzdan çıkartın. Üstünü süsleyin ve tüketin. Hani masanın üstünde saatlerce durabilecek bir tarif değil. Yumuşar ve erir. Bu sebeple tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.